Merhaba, Meclislerin Sözü programımızın bu haftaki konukları yazar Ferda Koç ve tarihçi yazar Erdoğan Aydın ile derinleşen sistem krizinde ırkçılığı konuşuyoruz. Konuklarımızı almadan önce öncelikle başta 14 gündür tutuklu olan HDP sözcüsü Sedat Şen olmak üzere tüm siyasi mahpuslara da hani selam iletmek istiyoruz buradan. Ve konuklarımız Ferda Koç ve Erdoğan Aydın'ı yayına alıyorum. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Görüşebiliyorsanız Sedat'a da selamlarımızı Evet. iletmenizi rica ediyoruz. Evet, Tabii ki biz de. avukatları aracılığıyla selamlarınızı göndereceğiz. Şimdi biz bu hafta ırkçılık konusunu işlemek istedik. Özellikle son dönemde yaşanan hem göçmenlere yönelik saldırılar hem de bu Sakarya'dan tutalım da farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde farklı haklara yönelik bir saldırı silsilesi var. Hani bunu biraz derli toplu konuşmak istedik aslında. Hem çok güncel bir konu olmasıyla beraber hem de dünyanın her yerinde aynı zamanda yaygınlaşan bir durum. Yani hani bu dönemin başlarında 4 ay öncesine kadar da Amerika'da çok başlamıştı ve sonrasında ırkçılık protestoları başlamıştı ama dünya tekrardan bir ırkçılıkla mücadele etme ve aynı zamanda ırkçılığın yaygınlaşmasıyla karşı karşıya. Bizler de sizlerle bu konuyu biraz görüşmek, konuşmak, tartışmak. Tabii ki özelinde kendi coğrafyamızda yaşananları ama hani genel bir anlayış silsilesi olarak da paylaşmak istedik, değerlendirmek, konuşmak istedik. Belki ilk soruyu şöyle sorabilirim. Özellikle Erdoğan Hocam size. Yani ırkçılığın Türkiye'deki kökleri, değişimi, dönüşümü, yani 100 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var ve bu cumhuriyet tarihi içerisinde yaşanan birçok olay var. Buradan başlasak bir değerlendirmeyi nasıl başlayabiliriz? Evet, gerçekten Türkiye tarihi milliyetçilik ve ırkçılıkla çok zehirlenmiş olan bir tarih. Aslında Cumhuriyet'in hemen öncesine kısaca gitmek lazım. İttihat Terakki iktidarı dönemi Osmanlı coğrafyasında yaşayan gayrimüslim halkların tasfiyesi eksenli bir Türkçülükle şekillendi. Biliyorsunuz milliyetçilik aslında pozitif bir anlama da bürünebiliyor, negatif bir anlama da bürünebiliyor. Pozitif anlamı Fransız devriminde gördüğümüz cinsten iç gericiliğin, feodalizmin, saltanatın, krallığın tasfiyesi ve burjuva demokratik reformların, dönüşümlerin yapılması. Bu milliyetçiliğin pozitif versiyonu. Bir de negatif versiyonlarıyla karşı karşıyayız. Osmanlı son dönemi böyle bir şey. Esas olarak farklı milliyetlerin tasfiyesi ve onların hak talepleri, eşitlik taleplerinin kulak arkası edilmesi, edilemiyorsa da ezilmesi. Bu bir anlamda aslında 1908 devriminde İttihat Terakki üyelerinin kendi kendilerini ve kendi programlarını da inkar etmeleri anlamına geliyor. Gerçekten de 1911'den itibaren, yani devrim daha ne olup ne olmayacağı ortaya çıkmadan, İttihatçılar kendi devrim sözlerini, kendi Osmanlıcı çoğulcu sözlerini, Ermenilerle birlikte yol yürüme taahhütlerini tasfiye eden ve giderek ırkçı boyutlar almaya başlayan bir yöne gireceklerdi. Bu üstelik sadece gayrimüslimlerle de sınırlı kalmayacaktı. Dönüp Arnavutların, Boşnakların hak taleplerini de bastıran bir yöne doğru gidecekti. Cumhuriyet böyle bir miras devraldı. Cumhuriyetin milliyetçiliğinde başlangıçta bir pozitif ögeden söz edebiliriz. Nedir bu pozitif öge? İngilizlerin Anadolu'ya dayattığı statüyü kırmak, saltanat ve hilafeti tasfiye etmek anlamında bir pozitif yandan söz edebiliriz. Ama bu da aslında süreyen bir durum oluşturmayacaktı. Cumhuriyet 1923 sonunda Lozan Anlaşması'nı imzalamasının akabinde İttihatçıların yarım kalmış programını sürdürmeye başladı. Ne yaptı? Türk, Sünni ve Burjuva bir cumhuriyet inşasına yöneldi.
Hristiyanların tasfiye edilmesinden geriye kalan Müslüman ötekilerin tasfiyesi ve Türkleştirilmesine yöneldi. Oysa milli mücadelenin pozitif milliyetçilik yaptığı dönemde en azından 1921 anayasasından biliyoruz. Türkiye, gelecek Türkiye'si Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı topraklar olarak tarif ediliyordu. 21 Anayasası'nda muhtariyet, yani günümüz ifadesiyle özellik, demokratik özellik anlamında taahhütlerde bulunuyordu. Fakat bu geçici bir dönemdi ve bu geçici dönemin sonrasında Ziya Gökalp'in, İttihat Terakki'nin planladığı Türkleştirmek, Sünnileştirmek politikası kaldığı yerden devam etti. Şimdi burada milliyetçilikle ırkçılığın aynı şey olmadığını tabii hatırlamamız lazım. Milliyetçilik eğer negatif karakterde ise ırkçılıktan çok ciddi anlamda faydalanır. Egemen olduğu topraklarda bir devletin, bir egemen sınıfın farklılıkları ortadan kaldırmak için ırkçı ögeler kullanır. Nitekim 20'lerin sonları 30'lardan itibaren çok net bir şekilde gerek Mustafa Kemal, gerek İsmet İnönü, gerek diğer Cumhuriyet'in ileri unsurlarının ağzından ve bunların kurdukları dergiler, kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı, tarih kongrelerinden falan bakıyoruz ki aslında ırk eksenli bir tanımlama giderek ön plana çıkmaya başladı. Örneğin Cumhuriyet sonrasında da bu memleket Ermenilerden, Rumlardan, Süryanilerden kurtarıldıktan sonra bile bu memleket sadece Türklerden oluşmuyordu. Başta Kürtler olmak üzere Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Gürcüler, Araplar ve benzerleri vardı. Fakat bunlara dönemin önemli ideologlarından biri olan Ömer Seyfettin'in ifadesiyle bundan sonra artık Boşnaklık, Arnavutluk ve benzeri iddialarınızdan tümüyle vazgeçeceksiniz dayatması yapıldı. Veya 24 Anayasası'nda çok net bir şekilde burada yaşayan herkes Türktür denildi ama onun ötesine geçildi. Ne yapıldı? Bu Türklük Orta Asya'dan gelmeklik olarak tarif edildi. Şark İslahat Planı, İskan Kanunu ve benzeri düzenleme kanunlarında çok net bir şekilde ırk vurguları yapıldı. Türk olmayanların yöneticilere Türklükleri konusunda kendilerini kanıtlamak zorunda oldukları belirtildi. Türk olmayan veya Türklükleri kuşkulu olan, bu ifadeler yasa maddelerinde geçiyor, için doğuya, doğudan alınıp batıya doğru bir göçerttirme ve bu göçerttirmede de 4 kişiden fazla olmamak kaydıyla serpiştirilme, Türk yerellerine serpiştirilme şeklinde bir yasa kararları ve uygulamalar yapıldı. Hepimiz biliyoruz bu süreç çok acı, işte isyan denilip aslında sürgün, bastırma, asimilasyon, kırımlarla falan şekillendi. Dolayısıyla burada Türk milliyetçiliğinin negatiflikten öte yoğun bir şekilde ırkçı vurgularının mutlaka hafızamıza kaydetmemiz lazım. O nedenle sözümü şöyle bitireyim. Bu milliyetçiliğin gerek negatif karakter, gerek ırkçı ögelerden faydalanıyor, sık sık bunlara atıflar yapıyor olması, ne yazık ki Türk modernleşmesinin demokrasi üretebilmesini imkansızlaştırdı. O nedenle aradan 100 yıl geçtikten sonra bile Türk modernleşmesi niçin bir türlü demokratikleşemedi? Kadın hakları, seçim, cumhuriyet, saltanatın tasfiyesi gibi ögelerde 100 yıl önce, yani dünyanın pek çok ülkesinden daha erken başlamasına rağmen niçin demokratikleşemedi sorusu bu milliyetçiliğin negatif ve ırkçı ögelerle şekillenmesinin sonucundadır diye düşünüyorum. O nedenle bugün tartıştığımız sorun, birazdan güncel ayrıntılarını çözümlemeye çalışacağımız sorun aslında Türkiye'de sıradan bir sorun değil. Tarihsel, siyasal, kurumsallaşmanın ne yazık ki doğrudan bir parçası. Sesini alalım. Evet. Yankı yapmaması için arada sesimi aldırıyorum oradan, kusura bakmayın. Ferdi Hocam, hani siz nasıl değerlendirirsiniz tam da bu sorunun karşılığı? Şimdi, tabii
Erdoğan tarihsel bağlam içerisinde yani tarihsel olayları izleyerek yönetici sınıfların ve yönetici siyasi iradelerin yarattığı milliyetçilik ve ırkçılık izleklerini izleyerek bir sonuca getirmeye çalıştı. Ben başka bir mecradan ilerlemeyi, başka bir mecradan da ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ırkçılık esasen kendi kavramın kendi içerisinde negatif bir şey. Yani diğerini dışlamak için, başkasını dışlamak ve aşağılamak için yapılan bir tasnif. Yani gerçekte biyolojik ırkçılık diye bir şeyin, biyolojik ırk diye bir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz. Biyolojik ırk kavramının ortaya atıldığı zaman 19. yüzyıl sonu olduğunu biliyoruz. Yani esas olarak en başından yaparsak, alırsak şehre ait ve şehir dışı, şehre ait olmayanı tanımlamak üzere kullanılan etni kavramıyla birlikte geliştirilen bir aşağılama politikası var ve aşağılama dışlama politikası var ve bunun biyolojik temele dayandırılmış, biyolojik atıfla şekillendirilmiş biçimine ırkçılık adını veriyoruz. Türkiye birincisi bakımından çok ciddi sıkıntıları olan bir ülke. Yani bizden olmayan kavramıyla tanımlanan aşağılama sıfatlarının çok yaygın olarak politikada etkili olduğu, iç politikada devlet şekillendirmesinde etkili olduğu bir ülkeyiz maalesef. Irkçılığın bu biçimine Balibar aristokratik ırkçılık diyor. Yani kendisini ayrı bir uluslar hiyerarşisi içerisinde ayrı bir yere yerleştirip, toplumlar hiyerarşisi içerisinde ayrı bir yere yerleştirip geri kalanlara üstünlükçe yapan, sağlayan, diğerlerinin de kendisine bağımlı olmasını talep eden bir ırkçılık biçimi olarak tanımlıyor. Bizim Osmanlı ve sonrasında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gördüğümüz ırkçılığa yapan, kapısı açılan ayrımcılığın bu. Niteliği daha çok böyle bir nitelik. Yanlış hatırlamıyorsam eski şeylerden birisi, bakanlardan birisinin, Süleyman Nazif'indi sanıyorum, Kürtlere ilişkin ancak onlar uşak, Türklerin uşağı ve olabilirler, tabisi olabilirler şeklindeki sözlerinde son ifadelerinden birisini bulmuştu. Ancak ırkçılık burada kalmıyor tabii, biliyoruz. Irkçılığı sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sürecinde, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun krizi sürecinde ortaya çıkan Müslüman toplumlar, Anadolu'ya göç etmiş Müslüman toplumlar, Anadolu'daki Müslüman topluluklar ve Anadolu'daki gayrimüslimler arasındaki uzun iç savaşın bir şeyi olarak, ürünü olarak kültürümüze, bu Anadolu toplumunun kültürüne emdirdik 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında. Ama burada kalınmadı. Türkiye'de ırkçılığın daha sonraki kaynakları üzerinde de durmak lazım. Bunlardan birincisi doğrudan doğruya 1945 sonrasında başka bir sürü tabii detayları var ama 6-7 Eylül olaylarıyla başlayan, yani 6-7 Eylül pogromuyla başlayan süreç. Bu sürecin arkasında yatan organizasyonun devletin gizli teşkilatı olduğu kadar aynı zamanda şekillendirilmiş bir teşkilat olduğu, yani açık deyimlerle konuşursak Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya bağlı olarak Türkiye'ye giriş yapan kontrgerilla cihazlarının Türkiye'de siyasi ortamını şekillendirmek üzere geliştirdikleri bir şey olduğu, siyaset olduğu biliniyor. Buradaki yani 6-7 Eylül olaylarıyla hortlatılan gayrimüslim düşmanlığı aynı zamanda Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin bir tür yükseltilmesi, yani kitlesel düzlemde yükseltilmesi olaylarının modern dönemde başlangıcına konulabilir. Çünkü bu olayların arkasından, yani 6-7 Eylül olaylarının organizasyonu, bu olayların arkasında Türkiye'de
ayrımcılığa, dışlayıcılığa ve siyasi gericiliğe ve bunlardan hareketle siyasi gericiliğe hizmet eden sivil altyapıları oluşturmak üzere kapsamlı örgütler geliştirdi. Bunlar komünizmle mücadele dernekleri olarak 50'lerin sonunda ortaya çıkan yapı. Öbür taraftan yapılanmaların, Türkiye'deki ırkçı yapılanmaların, ırkçılık eğilimlerinin Kıbrıs meselesi etrafında Yunan düşmanı, Rum düşmanı söylemlerle geliştirilen bir Türk milliyetçiliği hareketi olarak somutlaştı. Bu Türk milliyetçiliği hareketinin Rum düşmanlığı temelinde geliştirilmesi ilginç bir şey taşıyor, özellik taşıyor. Şu bakımdan ilginç bir özellik taşıyor. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın da içinde yer aldığı benim uzun iç savaş dediğim süreçte Anadolu'nun Müslüman halklarıyla Anadolu'nun Hristiyan nüfusu arasındaki çatışma dinamiği yapılmıştır, değerlendirilmiştir. Rum düşmanlığı esasen saf Türk milliyetçiliğini geliştirmek için kullanılan bir şeydir. Yani gayrimüslim düşmanlığı değil, Rum düşmanlığı. Bunun maksadı, burada şöyle bir şey de vardır. Tırnak içerisinde ırkçı hile de vardır. Rum düşmanlığıyla Kürtleri hareket ettirmezsiniz. Kürtleri pasifleştirirsiniz. Yani pasif sürecin pasif unsuru halinde tutabilirsiniz. Çünkü Rum düşmanlığı Batı'ya ait, Batı Anadolu'ya ait bir şeydir, nosyondur. Bu Rum düşmanlığı üzerinden hareket ettirdiğiniz kitlelere kolaylıkla Türk milliyetçiliği kavramlarını empoze edebilirsiniz ve oradan başka yerlere doğru kapıyı açarsınız. Bizim burada üzerinde konuştuğumuz şey esasen son dönemin ırkçılık hareketlerinden bahsediyoruz. Halk kitlelerinin, yani tabandaki insanların, sokaktaki halkın, sıradan insanın ırkçılık nosyonlarıyla başvurduğu ötekine yönelik şiddet hadiseleri, bunların somutlaştığı olguları Amerika Birleşik Devletleri için siz örnek verdiniz, işte siyahlara yönelik şiddet olarak. Bizde de Kürt işçilere yönelik şiddet olarak yaşanıyor ve son dönemde bu şiddetin işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında gördüğümüz, bizim bir ülkelerde gördüğümüz milliyetçiliği hakim düşünce haline getirme olgusundan başka bir yönünün de olduğu ortaya çıkıyor. Bir pozitif kavramdan başlayayım işe. 1980'den bugüne gelen sosyal politikaların en önemli unsuru nüfusu işçileştirme politikaları. Köylüleri topraklarından koparma, çeşitli biçimlerde, yani savaşla da koparabilirsiniz, iktisadi yıkımla da koparabilirsiniz, tarım sanayi makasıyla da koparabilirsiniz. Kitle halinde köylülerin topraklarından kopartılıp coğrafi olarak çok geniş bir alanda göçmenleştirilmesiyle seyreden ve şehir nüfuslarının da olağanüstü büyümesiyle seyreden bir süreçte yaşıyoruz. İşte bu sürecin içerisinde gelişen ırkçılık bambaşka bir şey kazanıyor, mahiyet kazanıyor. İşçi sınıfı etnikleşirken, işçi sınıfının tabakaları etnik esasa göre oluşurken, işçi sınıfını yönetmenin bir siyaseti, işçi sınıfını kendi içerisinde rekabete sokarak, işçi sınıfı içi çatışmaları yöneterek, işçi sınıfını yönetmenin bir siyaseti olarak da ırkçılığı bugünün dünyasının bir unsuru haline geldi, ırkçılığın bugünün dünyasının bir unsuru haline geldiğini görüyoruz. Devletin başka yapılarıyla da entegre oluyor. Yani yeni tip ırkçılığın, 21. yüzyıla ait ırkçılığın, bir işçi sınıfı yönetme stratejisi olarak ırkçılığın, devletin faşist mekanizmalarına entegre olan bir genişleme alanı oluşturduğunu görüyoruz. Kabaca bir panorama yaparsam ben Erdoğan'ın paralelinde öyle bir çizgi çekeyim dedim. Teşekkürler. Ben bir soru sormak istiyorum bu noktada da. Şimdi
Erdoğan hocanın bahsettiği yerden devam edersem, bir milliyetçilik ve ırkçılık tarifi üzerinden ilerledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işte 100 yıllık sürecini, bir değerlendirme nasıl şekillendiğine dair. Özellikle Ferdi hocam, siz de Osmanlı döneminde yaşanan olaylarla Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı olaylar arasındaki farkı tarif ettiniz. Özellikle dediniz ki Osmanlı tarihinde olan durumlarda daha çok Müslümanlık baz alınıyordu ve buna göre bir iç dengeler kuruluyordu, ama Türkiye yani Cumhuriyet sonrası, yani Türkiye Cumhuriyeti sonrasında ise milliyet üzerinden tariflenen bir şey var ve ilk modern anlamda, yani Türkiye Cumhuriyeti ilk modern anlamda 6-7 Eylül olaylarını bir örnek olarak gösterdiniz ve sonrasında da hani buna benzer zaten bir sürü var noktası vardı. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Anayasası'nın kısmen pozitif olması, milliyetçiliğinin kısmen pozitif olmasından bahsetti Erdoğan Hoca. 24 Anayasası'yla bu değişti diyor ve sonrasında şöyle bir şey dedi: Türk modernleşmesi neden demokratikleşemedi dediniz. Hani 100 yıllık bir süreç ve yaşadığımız coğrafya hala çok sıcak. Yani ve bu ırkçılığın, milliyetçiliğin hani sadece Türkiye'de değil, aynı dönem içerisinde diğer tüm ulusları, devletleri, ulus devlet mantığı üzerinden şekillenen bir sürecin kendisiydi. Durup dururken olmadı. İşte 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyıl içerisinde ulus devletlerin kurulması ve buna göre şekillenmek gibi gibi vesaire süreçlerle beraber şekillenen bir süreçti. Birçok ülke bunun kısmen de olsa, yani hani devrimci bir yerden tartışırsak belki başka türlü bir yerden tartışılacak, ama kısmen de bu modernleşme sürecini, bu demokratikleşme sürecini başarabilir. Türkiye hala niye demokratikleşemedi sorusu sanırım çok böyle şey, niye demokratikleşemiyor durumu başka bir şey herhalde hani. Bunu da açabilir misiniz diye söyleyeyim, yani hani doğru toparlayabildim mi bilmiyorum ama. Bu sorumla bağlantılı olarak bana yönelttin galiba soruyu. Her ikinize de yöneltiyorum. Tüm sorularım her ikinize de, yani fikirleriniz noktasına ikinize de soruyorum. Öncelikle Ferda, ben gireyim o zaman. Tabii. Az önce atıf yaptım, benim de yaptığım. Arada bir iki doğrudan alıntı okumak bu durumda faydalı olabilir. Az önce aktardığım alıntı aslında Mahmut Esad Bozkurt'un uzun dönem ideologluk yapmış. Tam ifade şöyle: benim fikrim, kanaatim şudur ki dost da düşman da bilsinler ki bu memleketin efendisi Türk'tür. Bu 1930'un başı ve zaten memlekette artık Hristiyan nüfus yok. Dolayısıyla aslında kasıt Müslüman kimlikli insanlara ve çok küçük bir azınlık olan ve 1934'te Trakya'dan başlayarak yaşadıkları mekanlardan tasfiye edilecek olan Yahudilere. Öz Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır, o da hizmetçi olmak, köle olmaktır. Bu aslında çok rigid, çok Adalet Bakanı söylüyor bu ve bugün ne yazık ki İstanbul Barosu Esad Bozkurt adına hukuk ödülü de veriyor. Bu da bizim bir başka garabetimiz. Yani ilerici damarımızdaki sıkıntılı yanlardan bir tanesi. Şimdi benzeri ifadeleri örneğin İsmet Ünlü tam da Zilan katliamı günlerinde, yani yine 1930'da dönemin atmosferini, siyasal merkezindeki aklı görmek açısından İnönü diyor ki Zilan katliamının hemen sonrası, bu ülkede sadece Türk ulusu ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Irk vurgusu da yapılıyor burada. Şimdi bu ırk vurgusu 1934'teki İskan Kanunu çıkartılırken pek çok maddesinde ırk kelimesi geçtiği için Türk milliyetçiliğinin bir başka ideologu olan Hasan Reşit Tankut diyor ki ya buradaki ırk kelimelerini çıkartalım, bu soy anlamına gelir. Oysa biz anayasamızda diyoruz ki burada yaşayan herkes Türk ıtlak olunur, Türk sayılır. Buna karşı Şükrü Kaya başta olmak üzere meclisin çoğunluğu buna itiraz ediyor. Mesela 13. madde çıkış haliyle Türk ırkından olmayanların serpiştirme suretiyle köylere ve ayrı mahallelere
ve küme teşkil etmeyecek şekilde kasaba ve şehirlere iskanı yerleştirilmeleri mecburidir. Şimdi yani buradaki hani az önce dedim ya, bir negatif yanı ön planda bir milliyetçilik. Neden? Çünkü Osmanlı günlerinde başka milletleri yönetme hakkını kendine hak görüyor. Örneğin cihan hakimiyeti mefkuresi, yani cihana, dünyaya hakim olma idealini çok meşru bir şey gibi söz ediyor. Türkiye Türklerindir vurgusunu sıklıkla manşet yapıyor. Türkiye'deki nüfusun çoğunluğu Orta Asya'dan gelmediği halde bizim tarihimizi Orta Asya'dan gelenlerin ülkesi olarak anlatıyor. Oysa hani şunu hatırlatalım, hepimizin yüz hatlarına, ten rengine, iskelet yapımıza baktığımızda Kırgızlardan, Özbeklerden, Türkmenistanlılardan çok farklı bir fizike sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında biz evet Orta Asya'dan gelen bir damar var ama Anadolu Türklüğünü veya Anadolu'da Türkleştirilmiş olanlar aslında dönme Sırplar, dönme Rumlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Gürcüler, Çerkezler, Türkmenler. Türkmen dediğimizde aslında bir Sünnileri var, Sünnileştirilmiş olanlar var, bir Kızılbaş olanları var falan. Yani dolayısıyla bu ülkede ırkçılık yapmak kaçınılmaz bir şekilde, buradan sorunuza geleyim, kaçınılmaz bir şekilde demokratikleşebilmeyi imkansızlaştırıyor. Bu ülkede ırkçılık yapmak muasır medeniyet, evrensel hukuk ilkelerine ulaşmayı engelliyor. Oysa Cumhuriyet kurulurken bize ne söz verilmişti? Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yaratacağız sözü verilmişti. Tevfik Fikret'in Cumhuriyet'in nesillerini çok etkilemiş olan bir sözü bu, ama Cumhuriyet tıpkı İttihat Terakki 1908 devrimini yapanlar gibi bir müddet sonra imparatorluk bürokrasisinin aklından vazgeçemeyince, bu toprakları tek tipleştirmeye yönelince kendi ideallerini sözlerinde unutmaya başlıyor. Veya işte köylü milletin efendisidir diyor, fakat bir müddet sonra köylüler zorla çalıştırılma dahi çok ağır bir baskı altına alıyor. Neden? Çünkü bu ırkçı proje aynı zamanda bir sınıfsal proje. Çünkü gayrimüslim burjuvazi yerine Türk bir burjuvazi ve üstelik gecikmiş, bir an önce büyütebilmek için dönüp kendi köylüsünü tarihin en ağır sömürüsü altına alıyor. Bu proje sınıfsal bir proje olduğunu bir de işçilere karşı ve sosyalistlere karşı davranışından görüyoruz. Bu ırkçı proje aynı zamanda Nazım Hikmetleri 28 yıl cezaevine atıyor. Hikmet Kıvılcımlıları, yani bunlar milli mücadeleye katılmış insanlar. Bu memlekette yüreği solda atıp da hayatı hapishanelerden geçmemiş tek bir aydın bulamazsınız. Bu memleket kurulduğunda bu ülkede 1 Mayıs Emek Bayramı olarak kutlanıyordu. 1924'te bir yasaklandı. Sonra ta 1976'ya kadar. Yani ne oluyor? 50 yıldan fazla bir daha kutlanamıyor. Sendikalar dağıtılıyor ve bir daha kurulamaz hale geliyor. İşte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanabilirken 1923, 22, 21'de sonradan yasaklanıyor. Düşünün, yani kadın haklarını ilk veren ülkelerden biriyiz. Fakat kadının emekçi ve erkekten farklı hakları, sokağa çıkmasını yasaklıyor. Yani aslında burada sınıfsal karakteri olan, yani sadece öteki halklara karşı değil, kendinden olan, Türk olan işçilere karşı da alabildiğine acımasız bir politika izleyen bir karakter var. Şimdi dolayısıyla buradan baktığımızda niçin 100 yıl sonra bu memleket demokratikleşemedi? Çünkü sosyolojik olarak demokrasinin olabilmesi için o ülkenin yasalarının, o ülkenin sosyolojisinin haklarını nefes alabilmesine imkan vermesi lazım. Bu ülkede işçi nefes alamıyor. Hadi bu diyelim ki ırkçılığın tümüyle dışında tamamen siyasal, sınıfsal bir şey. Peki bu ülkenin Kürt'ü Kürt olduğunu söyleyemiyor. Bu ülkenin Çerkezleri, üstelik milli mücadelenin ilk direnişçileri, ilk Yunan ordusuna karşı, işgalcilerine karşı tavır koyan, ilk hilafetin örgütlediği dinci ayaklanmaları bastıran kesim 1921, yani milli mücadelenin tam henüz daha başlarında
adeta hain ilan ediliyorlar ve Çerkezlik bu memlekette bir suç haline geliyor. Gürcüler, Arnavutlar, şeyler, Boşnaklar falan filan hepsi için geçerli. Demek ki aslında bir ülkede demokrasi olabilmesi için ne olması lazım? İşçilerinin kendi hakları doğrultusunda nefes alıp sendika kurabilip kendilerini ifade edebilmesi lazım. O ülkenin eğer dörtte biri veya üçte biri nüfusu Kürtse, Kürtlerin kendilerini ifade edebilmesi lazım. Çerkezlerin hakeza, kadınların hakeza. Oysa Amasya protokollerinde bu vatanın tarifi şöyle yapılıyor. Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı topraklar. Hani misak-ı milli deniliyor ya, İstanbul Meclisi'nden son kararıdır. İngiliz işgaliyle dağıtılan meclisin son kararıdır. Biz neyi kurtarmaya çalışıyoruz? Misak-ı milli sınırlara, yani ulusal ant içindeki sınırları kurtarmak istiyoruz. O sınırların tarifi nasıl yapılıyor? Örneğin adalar yok o sınırların içinde. Ne var? Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı bir arazi var. Peki bu ülke nasıl yönetilecek? 1921 Anayasası diyor ki hangi şehir bu ülkede diyor sınır çizmek çok zordur. Çünkü Kürtler ve Türkler birbirine karışmış vaziyettedir. Ama diyor her şehir, her bölge yapılacak seçimde kendini nasıl yönetmek istiyorsa orası muhtar olacaktır. Ve üstelik bakın bugünkü Avrupa Birliği özellik sözleşmesinden çok geniş kapsamlı bir hak veriyor. Diyor ki polisi, milli eğitimin düzenlenmesi, bayındırlık faaliyeti, tarım faaliyeti o bölgede seçilen yönetimler tarafından belirlenecektir diyor. Sadece dış politika, milli savunma vesaire vesaire gibi merkezi görevler dışarıda ortak olacak. Dolayısıyla Kürdistan mebusu, Lazistan mebusu, işte Türk mebus, bunlar birlikte karar verecekler ve birlikte yönetecekler. Bakın bu sistem yürüseydi bugün Türkiye sadece işte kadınların seçme hakkını ilk veren veya saltanatı ilk tasfiye eden ülkelerden biri olarak anılmayacaktı. O zaman gerçekten demokrasiyi ilk yaşayan ve dolayısıyla milli mücadelesi gerçekten, hani ulusalcılar çok severler ya, hep derler ki bizim milli mücadelemiz dünyaya örnek oldu. Hiç de öyle değil. Bizim milli mücadelemiz o zaman gerçekten dünyaya örnek olacaktı. Çünkü gerçekten toprakların sosyolojisine uygun bir siyasal rejim kuracaktı. Ama ne yazık ki dediğim gibi Türk, Sünni ve Burjuva bir cumhuriyet kurma kararlılığı ne yazık ki bizim milliyetçiliğimizi milli mücadelenin hemen sonrasında ırkçılıkla yan yana yürüyen bir milliyetçiliğe dönüştürdü. Bugün de bunun acılarını çekiyoruz. Erda Hocam. Evet. Şimdi ben yine Erdoğan'ın kulvarının kenarından, başka bir kenarından yapayım. Birbirimizi devam tamamlamış oluruz. Evet. Şimdi bu demokrasi ve ırkçılık meselesini ele alırken benim sürekli dönüp, yani bugünden hareketle sürekli üzerine dönüp durduğum konu siyasi gericilik konusu. Türkiye toplumunda siyasi gericiliğin geniş köklere sahip olması, geniş derinlemesine temellere sahip olması meselesi. Yani ırkçılık, milliyetçilik bir devlet icadı değil Türkiye'de tek başına. Dışlayıcılık, aşağılama siyasetleri tek başına bir devlet icadı değil. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki Türkiye toplumunun ulusal kuruluş süreci Türk ve Sünni çoğunluk denilen çoğunluğun oluşum süreci, yani Türk kimliğinin oluşum süreci Türkiye toplumunun çok geniş katmanlarını içine alan bir ırkçı ve mezhepçi dışlayıcılık süreci olarak yaşandı. Bugünkü şeylerden, ırkçı ve dinci, mezhepçi saldırılardan hareketle Türkiye toplumundaki ırkçı saldırganlığı, dünyadaki ırkçı saldırganlıkların yükselişine paralel olarak tartışıyoruz. Yani esasen toplumsal bir fenomenin, yani siyasal yönü önemli olan toplumsal bir fenomeni tartışıyoruz. Bu fenomenin Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden gelen köklerini kavramak çok kolay. Yani tarihe ait şeyler bunlar. Yani Ermeni tehciri, Rum pogromu,
ve daha sonra işte Yahudilere yönelik hareketler ve bunlar bunlara karşılık gelen yani bunlarla birlikte gelişen mülksüzleştirme hareketleri ve mülkiyete el koyma hareketleri toplumun aşağı sınıflarından yukarı sınıflarına, mülk sahibi sınıflarından mülkü sınıflarına kadar uzanan bir ağ içerisinde toplumun bir kesiminin diğer kesiminin malına mülküne el koyduğu ve bunu siyasi statüko haline getirmek üzere çeşitli siyasi savaşlara giriştikleri bir süreci yaşadı Türkiye toplumu 19. yüzyılın ilk yarısından 20. yüzyılın birinci çeyreğinin sonuna hatta ikinci çeyreğinin ortalarına kadar böyle şeyler yaşandı. Türkiye toplumu bunun içinde kuruldu. Türkiye ulusallığı, Türk ulusallığı denilen şey, Türk ve Sünni baskın ulusallık denilen şey bu sürecin içinde kuruldu. Yani Çerkezlerin, Gürcülerin, Abhazların ve diğer göçmen halkların, Boşnakların, Pomakların vesaire kendilerini Türk kimliğine adapte etmesini sağlayan önemli şeylerden birisi de bu. Unsurlardan birisi de bu. Yani bu toplulukların ulusal kimlikleri Türkleştirilmiş devlet tarafından yapılmıştır ama yatsınmıştır ama bu topluluklar da kendi ulusal kimliklerini Türkiye toplumunun siyasi ifadesinde taşımak için aşırı bir çaba içerisinde bulunmamışlardır. Yani bunda doğrudan doğruya bu iç savaş sürecinin çok önemli bir rolü olduğu düşüncesindeyim. Şimdi bu kısmı, bu siyasi gericiliğin bu kısmı, bu iç savaşa ait kısmının şöyle bir özel unsuru, şöyle bir özel yönü var. Biliyorsunuz Ermeni Tehciri Hareketi'nin kotarıcısı devlet organlarının motor rolündeki kuvvet teşkilatı mahsusa çeteleri. Yani askeriyenin içerisine yedirilmiş, yani Osmanlı ordusunun içerisine yedirilmiş, subaylar ağıyla geliştirilmiş ama aynı zamanda yerel bağlantıları da olan teşkilatı mahsusa çeteleri. Aynı zamanda bu pogromun sonrasında, soykırımın ve pogromların sonrasında Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinin de önemli öznelerinden birisini oluşturuyor. Bir kısmının daha sonra İzmir suikastinde Mustafa Kemal'in tasfiye ettiği kadrolar bu grubun, bu kümenin bir tarafı, yani işte Kara Vasıf, Kara Kemal, işte Ziya Hurşit filan gibi İttihat Terakki mensupları, bunlar aynı zamanda İttihat Terakki'nin tehcir ve pogrom kararlarının uygulayıcıları. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın siyasi öznesinin oluşumuna yerel kongreler içerisinden katılan devlet görevlileri olarak yapıyorlar, yer alıyorlar. Bu yapının Anadolu toplumu üzerinde siyasi hegemonya kurmasında az önce sözünü ettiğim mülkiyet el değiştirmesi hareketlerinin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye devletiyle tırnak içerisinde milleti arasındaki bölünmez bütünlük, aynı zamanda Türkiye'deki ırk ve din savaşlarının bir tarafı olmaktan, daha sonra bu topraklarda devlet haline gelen toplumun bu ırk ve din savaşlarının bir tarafı olmasından kaynaklanan bir bütünlük. Bu bütünlüğü yekpare bir bütünlük olarak sürdürmedi Türkiye Cumhuriyeti. Kürtlerle hesaplaşmaya girişti ve sonrasında 1945 sonrasında yeni bir ırkçılık şeyiyle karşılaştık, macerasıyla, öyküsüyle karşılaştık. Burada da kurumsal şey önemli. Bağ önemli. Yani ırkçılığın Türkiye toplumunda devlet eliyle yönetilmesi, yani Türkiye toplumunda var olan ırkçılığın, yani şu masalı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye'de ırkçılık olmaz. Türkler ırkçı değildirler. Efendime söyleyeyim, bizim milliyetçiliğimiz pozitif milliyetçilik olduğu gibi bizdeki şey de ırk esasına dayanmaz. İşte yabancı düşmanlığı falan gibi kavramlar daha çok dinsel esasa dayanır. Müslüman, Hristiyan çatışmasına dayanır filan gibi şeyler söylenir. Irk, yani Müslümanlıkta bütün ırkları eşit kabul ettiğinden dolayı Türkiye'de bir özgün ırk, yani kitaplarda anlatılan ırkçılık bulunmadı. Irkçılığın sadece dar biyolojik açıklamasına dayanan bir yorum bu. Gerçek böyle değil. Türkiye toplumu çok güçlü ırkçılık reflekslerine sahip bir toplumdur.
Yani bu ülkede Türk ve Sünnilerin dışında kalanların tamamı aslında Türk ve Sünnilere yönelik milliyetçi, ırkçı siyasetleri izleyen siyasi özneler tarafından kurtululması gereken yüklerdir, arındırılması gereken yüklerdir. Arındırılan arındırılır, arındırılmayan da Türkleştirilir, Sünnileştirilir, bizdenleştirilir, eş biçim kazandırılır gider. Şimdi bu Türkiye toplumundaki ırkçılığın yaygın temel fikriyatı. Bu fikriyatı bir yönetim sistemine dönüştüren bir başka şey, organlaşma İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Özel Harp Dairesi'ne dönüşen Seferberlik Etki Kurulu'yla başlayan kurumlaşma. Bu kurumlaşmanın ilk orijinal şeyi, yapılanmaları Kıbrıs'ta bu şeyle beraber 6-7 Eylül olaylarına paralel olarak şey yapan, gelişen TMT'ler oldu. Türkiye'de de bunun karşılıkları Kıbrıs cemiyetleridir. Kıbrıs cemiyetleri, Kıbrıs Türk cemiyetleri, Kıbrıs Türk cemiyetleri 6-7 Eylül olaylarının çok önemli bir bileşeni. Bunların TMT ile bağlantısı biliniyor. Bu ikisinin şeyle bağlantısı biliniyor, NATO ile bağlantısı biliniyor. Yani NATO subaylarının kurmaylığında, Türk NATO subaylarının kurmaylığında organize edildikleri biliniyor. Karşı tarafı da, yani Kıbrıs'taki karşılığı olan EOKB örgütünün de yine İngiliz Gizli Servisi tarafından örgütlendiği biliniyor. Yani Türkiye'de gayrimüslim alerjisine şey yapılarak, istinad ettirilerek geliştirilen milliyetçi kalkışmalar, milliyetçi kitle kalkışmalarının en başındaki olaydan en son işte Adapazarı'nda Kürt işçilerin dövülmesine kadar ki olaylara baktığımızda bütün hepsinin arkasında muazzam bir güvenlik güçleri koruması, güvenlik organizasyonunun, güvenlik sisteminin korumasının olduğunu, bunlar vasıtasıyla geliştirilen hareketler olduğunu görüyoruz. Sadece bununla da kalınmıyor ama yine 6-7 Eylül olaylarından başlayarak söyleyeyim. 6-7 Eylül olaylarının Aziz Çelik çok güzel bir döküm yapmıştı. Oradan şey yapacağım, söyleyeceğim. 6-7 Eylül olaylarında tutuklanan 87 kişinin 23'ü sıkı durun sendikacı, Türk işli sendikacılar bunlar. Ankara'da olayların hemen arkasından Türk İş ve 27 sendika aranıyor ve evraklarına el konuluyor. Ve 6-7 Eylül olayları sonucunda tutuklanan 977 kişinin 607'si işçi. Hepsi de sendikalı işçiler. Devlet işletmelerinde çalışan işçiler. Şimdi bu bize ne söylüyor? Şimdi buraya bir şey yapacağım, dokunacağım. Türkiye'de biliyorsunuz endüstriyel gelişme devletçilik kavramının etrafında geliştirilen bir yapılanmadır. Yani kamu iktisadi teşekkülleri bünyesinde işçi sınıfının niceliksel artışı görülmüştür. Ve bu kamu iktisadi teşekküllerinin örgütlenmesi süreci yukarıdan aşağı devlet tarafından Türk İş isimli örgüt vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İlginç olan taraf burada şudur. Vurgulanması, altı çizilmesi gereken taraf. Türk İş örgütlenirken aynı zamanda devletin bir tür sivil vurucu gücünü de şey yapacak, organize edecek bir yapılanma olarak örgütleniyor. Yani bizim bildiğimiz, hani başlangıçtan itibaren ülkücüler ve komünizmle mücadele dernekleri, yani siyasi İslamcıların siyasi gericiliğin vurucu gücü olduğuna dair bilgimiz eksikli. Burada sivil vurucu güç kavramı, devletin sivil vurucu gücü kavramının içerisinde işçi sınıfının örgütleri de önemli bir unsur olarak yer alıyor. Bir kere siyasi gericilik merkezi meselesini, Türkiye'deki siyasi gericilik, ırkçılık meselesini her şeyden önce egemenlik ilişkilerinin, toplumsal egemenlik ilişkilerinin ve siyasi egemenlik ilişkilerinin organizasyonu açısından bir özel başlık oluşturduğunu, özel bir konu oluşturduğunu ayırt etmemiz lazım. Yani Türkiye'de ırkçılık geniş sosyal tabanı olan siyasi gericiliğin devlet tarafından örgütlenmiş, himaye edilen bir şeydir, yapılanmasıdır. Devletin hangi kurumları tarafından himaye edilir Türkiye'de ırkçılık? Devletin
açık zor örgütleri tarafından himaye edilir. Burada kültürel örgütlenme, işte basın, şu, bu, bunlar yardımcı örgütlerdir. Esas örgütler iç güvenlik örgütleridir. Dolayısıyla devletin zor aygıtı aynı zamanda Türkiye'deki ırkçılığın hamisidir. Ve devletin bu zor aygıtı, yani doğrudan güvenlik bürokrasisi, güvenlik sistemi demek istiyorum burada. Devletin bu güvenlik sisteminin üstlendiği bu rol basitçe ya Türkiye'yi ırksal bakımdan saflaştırma şeyinin, ne diyeyim, kızıl elmasının ya da idealinin bir şeyi parçası olduğunu düşünmüyorum. Tersten düşünüyorum. Irkçılık Türkiye'de kolaylıkla yapılabilen, tahrik edilebilen bir altyapı. Çok kolaylıkla ırkçı gerekçelerle insanları birbirlerine karşı saldırtabiliyorsunuz. Yoksulları birbirlerine karşı saldırtabiliyorsunuz. Birbirleri üzerinde üstünlük sağlamaları için özel bir biçimde himaye edip yönetebiliyorsunuz. Bu sayede de aslında bu işleri yapabilen örgütünüzü devletin merkezine taşıyabiliyorsunuz. Yani devlet iktidarını zor aygıtlarının elde tutması için kullanılan bir altyapı bu. Irkçılık, siyasi, genel olarak siyasi gericilik ve özel olarak içerisindeki ırkçılık. Yani Erdoğan'ın sözünü ettiği, ya burjuva demokratik devriminin tamamlanamayışının bir göstergesi olarak Türkiye'deki ulusal varlıkların, ulus varlıklarının, etnik varlıkların tamamının tektipleştirilmeye girişilmesi olgusu aynı zamanda bir fonksiyonda, yani devletin otoriter, antidemokratik bir devlet olarak şekillenmesini sağlayan, şekillenmesinde iş gören bir temelde. Yani basitçe olay sadece şey değil, bir siyasi programın eksik olarak gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkan bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Erdoğan da aynı fikirde, onu da biliyorum zaten. Eksik, yani burjuva demokrasi değil mi? Eksik bırakıldığı için Cumhuriyet'in başında şey yapılabilir, bu konuşulabilir ama bugünkü ırkçılığa baktığımızda bu bir eksiklik ürünü değil. Bu doğrudan murad edilen bir şey. Çünkü bu murad edilen şey gerçekleştiğinde bu muratta işlev gören devlet kurumları iktidarın daha büyük bir şeyini, gücünü elinde topluyorlar. Bu ne diyeceğim bunlar. Buradan tam da aslında ikinci bir soruya da yönelmek istiyorum. Yani Ferdi Hocam, dediniz ki devletin zor aygıtlarının, yani iç güvenliğinin, örgütlerinin, örgütlülük halinin kendisinin aynı zamanda ırkçılığı, gericiliği bir şekilde kontrol aldığı, örgütlediği ve çünkü bununla ilgili murat ettikleri bir şey var. İşte çok rahat bir şekilde işçileri birbirine düşürebiliyorlar. Etmiyorum. Yönetmekten söz ediyorum. Yönetiyor. Tamam. Doğru söylediniz hocam. Yönetiyorlar dediniz. Peki bu genişleyen durum halini nasıl tartışacağız? Yani ırkçılığın yaygınlaşması niye bu tercih edilen bir şey? Özellikle Türkiye'de, yani hani çokça karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Hem göçmenlere dönük muazzam bir saldırı var. Kürtlere dönük inanılmaz bir saldırı var. Ve biz hani Türkiye, yani 5-6 sene öncesine kadar hani bir barış süreci gibi bir süreç yaşadı. Normalleşmek, dönüşmek anlamında, ama dönüp dolaştığımızda tekrardan, yani Kürtçe konuştuğu için öldürülebiliyor, şarkı dinlediği için öldürülebiliyor. İşte Suriyeli göçmen çok sokakta güle oynadığı için şiddete maruz kalabiliyor. Suriyeliler denize gittiği için şiddete maruz kalabiliyor gibi. Çok artık böyle insani olan olaylar bile artık bir şiddet üzerinden tartışılıyor ve hani bunun hem insanların yaşadığı durum üzerinden tartışmak lazım. Bir de devletin elbette ki politikaları, söylemleri, dili var bu noktada ve bunu nasıl tarif edebiliriz? Aslında şu konjonktür sadece Türkiye'nin içinden bakılmasını sorunlu kılıyor. Bir de küresel bir boyutu var. Ama ondan önce her ne kadar Ferda Erdoğan öyle düşünmüyor dediyse de
yorumlayış biçimi benim sözlerimin yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Ben burjuva demokrasisinin eksik bırakılmış olmasından söz etmedim. Burada bir tercih var. Zaten negatif milliyetçilik derken onu kastediyorum. Buradaki tercih topluma haklarını vermek veya onunla uzlaşmak yerine topluma sürekli yukarıdan bir kimlik dayatmak. Devletin ülkesi ve milletini yaratmak. Oysa biliyoruz burjuva demokrasisi ülkenin ve milletin gereksinimleriyle uzlaşan bir devlet rejimi demektir. Oysa bizde devlet, egemenler sürekli toplumu kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorlar. Niçin? Çünkü aslında kafalarındaki kimlikle toplumun sosyolojisi birbirleriyle uyumlu değil. Niçin? Çünkü geçmişte bu toprakların henüz daha Türk denilenler Orta Asya'dan atlarıyla gelmeden yaşamakta olan çeşmelere, yollara, akarsulara, dağlara isimlerini vermiş, mezarları hala var olan bir başka topluluk var. O nedenle aslında burada bir burjuva demokrasisinin eksikliğinden çok böyle değil. Tersine devletin şekillendirme biçimi negatif olduğu, ırkçılığı ürettiği için. Şimdi bu son dönemde milliyetçilik ve daha da ötesi ırkçılık, sağ popülizm ve neoliberalizm birlikte yükseliyor bütün dünya çapında. Yani Türkiye'deki durum sadece Türkiye'de değil, Amerika dahil, Macaristan, Hindistan, Brezilya, Hollanda, bir sürü ülkede, İngiltere'de yaşanan bir durum. Ve bütün dünyada ırkçılığın yükseldiğini görüyoruz. O halde buradan şu sonuca varalım, şu saptamayı yapalım. Irkçılık, insanların, toplumların, başta en yoksullar, işçi sınıfı ve işsizler olmak üzere, eğer gelecekten yana umut üretemiyorlarsa, devlete karşı da onu değiştirerek, sosyalizm kurarak sorunları çözecek özgüvenlerini de kaybetmişlerse, dönüp en yakınlarına, rakip gördükleri insana karşı, ki o da genellikle göçmenler olmaktadır, farklı deri renkleri olanlar olmaktadır, onlara karşı ırkçılığın kitlesel olarak yükseldiği bir konjonktür yaşıyoruz. Bugün Almanya'da %17'yi aşmış vaziyette ırkçı parti, Fransa'da %20'lerin üstünde, Hollanda'da iktidarda, Avusturya'da iktidarda, yani çok çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugün ırkçı zihniyetli insanlar Brezilya'yı yönetiyor, Meksika'yı yönetiyor, Hindistan'ı yönetiyor. Bugün bizim de Türk-İslam sentezinin en rigid halimiz yönetiyor vesaire. Şimdi demek ki aslında küresel koşullar, yani insanları yoksullaştıran, çaresizleştiren ama onların sosyalizm umudu da kırıldığı ve sendikal alanda mücadeleyle hak elde etmeleri de imkansız görünmeye başladığından toplumlar, işçi sınıfları, işsizler ırkçılığa yöneliyor ve düşmanı en yakınındaki aslında emekçi kardeşinde farklı ana dil, farklı dil, farklı kültürdeki insanda görüyor. Az önce söyledik. Bu dünya koşulları Türkiye'yi de etkiliyor ve Türkiye'de de sağ popülist ve giderek ırkçı bir söylemi daha yaygın kullanan bir iktidar var. Ve Türkiye'nin geçmişinden gelme bir yükü var. Türkiye sürekli bir beka problemini kitleselleştirmiş. Pek çok insanın yaşadığı ev, sahip olduğu tarla, yaşadığı köy, yaşadığı mahalle bir zamanlar farklı, bugün artık yaşamayan insanlara ait ve bu toplumun hafızasında. Pek çok mekan Girit'ten gelmiş, Kıbrıs'tan gelmiş, Balkanlar'dan gelmiş, oradan travmayla gelmiş, oradan toprağı elinden almış olarak geldiği için burada da normal burjuva demokratik standartları içselleştirmekte zorlanan bir toplum. Dolayısıyla ortada ciddi bir problem var ve son dönemde bunlara bir de şu eklendi. Özellikle son 4-5 yıl çözüm sürecinin bitmesi, iktidarın eski Ergenekoncular ve MHP ile ve işte onun sol versiyonu Mussolini'den bir farkı yok. Mussolini de bir zamanlar sosyalistti, sendikacıydı, Sosyalist Parti üyesiydi. Vatan Partisi çevresi üzerinden kurulan bir ittifak. Bu ittifak toplumun ekonomik krizini çözemiyor. Toplum
bu ittifaka karşı demokrasi üretemeyince buna kısmen razı oluyor, teslim oluyor. Ve sonuçta toplumun önemli bir çoğunluğunun ve ne yazık ki az önce Ferda Aziz'in araştırmasına atıf yaptı. Ne yazık ki artık sadece gerici sendikacıların üye ve yöneticileri değil, sıradan işsiz ve iş bulma umudu bulamayan insanlar da dönüp öfkesini, tepkisini rejimden alamadığı için dönüp Suriyeli kardeşine, Kürt kardeşine veya farklı siyasal fikirler savunan ne oluyoruz ya diyen sosyalist kardeşine veyahut da işte özgür kimliğini savunan kadına ve başkalarına saldırarak gidermeye çalışıyor. Ve bu dalga, aşağıdan yukarı gelen bu dalga iktidar tarafından da destekleniyor. Niçin? Çünkü artık ekonomik sorunları çözme, dış politikada istikrar ve çözüm üretme kapasitesini kaybetmiş olan iktidarın elindeki tek araç, toplumun altından gelen bu negatif tepkileri, ırkçılığa ve negatif milliyetçilik ve cihatçılık, gazacılık üreten bir siyasal İslamcılığı ne kadar besleyebilirse, diğer reel sorunları o kadar unutturma şansına sahip. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne yazık ki biz bu tip linç eylemlerinin daha sıradanlaştığı, sıradan faşizm kavramını anlayın, doğallaştığını ve bunlar bizim makbul vatandaşlarımız tabii bunları yapanlar. Saldırıya uğrayanlar ise feda edilebilir veya düşmanlaştırılmış olanlar. Dolayısıyla tepede güvenlik mekanizması da buna yol veriyor. Basın, yayın, ideoloji manipülasyonları da buna yol veriyor. En alttakinin çaresizliği de kendi sorunlarını ancak bu yoldan sağaltabiliyor. Dolayısıyla ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Ben sözü burada keseyim çünkü bir turda peki buna karşı ne yapmalıyız? Niçin bugüne kadar yaptıklarımız aslında işe yaramıyor? Biz doğruları söylüyoruz, vicdanı temsil ediyoruz, ülke sevgisini temsil ediyoruz, barışı temsil ediyoruz. Ama nasıl oluyor da toplumun ciddi bir kesimi ve bizim için büyük bir yara tabii, en çok da yoksullardan insanlar nasıl oluyor da bu dalganın peşine gidiyor? Bu soruya dair de birkaç laf etmeden bitirmeyelim. Tamam hocam. Ferdi hocam siz... Ben çok kısa bir ekleme yapacağım Erdoğan'a. Bu şeyin son dönemde ortaya çıkan şeye ilişkin, ırkçılık salgınına ilişkin politik koşulları hepimiz biliyoruz. Yani politik olarak barış sürecinin sona erdirilmesiyle ve sonrasında devletin tepesinde arka arkaya gelen krizlerle geldiğimiz noktayı hepimiz biliyoruz. Bunun tekrar tekrar şey yapmamızın, konuşmamızın gereği yok. Tek bir cümleyle ırkçılık, ırkçı saldırganlık şu anki koalisyonu bir arada tutan en önemli şeylerden, ideolojik zemin olarak kendisini gösteriyor. Ama burada daha kökü yakın tarihimize, yani yakın tarihimize derken 15-20 yıllık yakın tarihimize dayanan bir başka olgudan da söz etmek lazım. Yani Anadolu'da Kürt işçilerine yönelik saldırılar ilk defa şimdilerde yeniden pik yapıyor ama bunun pik yaptığı bir başka zamanda vardı. Şeyden itibaren işte 2000'li yılların başlarından itibaren bu tip olaylar gördük. 90'larda da gördük. Bu esas olarak şeye bağlı, yani göç hareketlerine bağlı olarak, Türkiye içerisindeki göç hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir kitlesel ırkçılık formuydu. Şeyden çok farkı yoktu temel dinamiği bakımından. Almanya'daki neofaşistlerin Türk işçilerine yönelik saldırganlıklarından çok farkı yoktu temel dinamiği bakımından. Her ikisi de işçileştirme sürecinin sonuçlarıydı. Ama Almanya'daki yabancı iş, yani Almanya dışından Almanya'ya çağrılarak getirilmiş yabancı işçilere yönelik yerli işçilerin bir saldırganlığı iken, Türkiye'deki özel siyasi koşullar altında kendi topraklarından koparılmış, köyleri yakılmış, hayvanları telef edilmiş insanların mevsimlik tarım işçileri olarak ya da sanayi işçileri olarak ya da hizmet işçileri olarak
batıya göç ettirilmesiyle ortaya çıkan bir gerilim tablosuydu. Bu gerilim tablosunu şeyle karıştırmamak lazım. 1970'li yıllarda Alevilere yönelik olarak Alevilerin köylerden kasaba merkezlerine ve büyük kent merkezlerine taşınmasıyla ortaya çıkan ve şey tarafından tahrik edilen Türkiye'de işte sivil faşist çeteler tarafından tahrik edilen Alevi-Sünni çatışmasıyla karıştırmamak lazım. Oradaki işçileştirme sürecine bağlı bir şey değil. Daha çok küçük kasaba merkezindeki ilişkilerinin, küçük sermaye dağılımı ilişkilerindeki bir takım rekabetçi unsurların devreye girmesiyle ortaya çıkan bir sorundu. Buradaki ise doğrudan doğruya köylülerin işçileştirilmesi, sıradan küçük çiftçinin tarım işçisi haline getirilmesi ile ortaya çıkan bir olguydu ve sonradan çıkan başbakanlık düzenlemelerine bakıldığında bu sorunların ortaya çıkışı önemli ölçüde sanki istenmiş gibiydi. Daha sonra çıkartılan tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin nasıl barındırılacağına ilişkin düzenlemelerde mevsimlik tarım işçilerini bir güvenlik sorunu olarak kabul edilen bir sistematikle düzenlemelerin yapıldığı görülüyordu. Esasen şuraya varmaya çalışıyorum. Bugünkü ırkçı şiddetin önemli taraflarından birisi de bunun aynı zamanda bir emek yönetimi tekniği olduğudur. Suriyelilere yönelik olarak geliştirilen şiddet de Suriyeli işçilerin ki Suriyeli göçmenlerin işte sahillerde keyif çattığı falan filan söylenilen Suriyeli göçmenlerin %90'ının ücretli işçi ya da işsizler olduğunu sağ olsun en iyisini Ercüment yapıyor Evrensel'de ortaya koyan çok sayıda çalışma oldu. Şu an Suriyeli işçilere yönelik olarak bu ırkçılık hareketleri gelişiyor ve yine aynı hedefi gözetiyor bu saldırılar bence. Emek yönetimi emek pazarına en yoksulların, en kırılgan grupların güvenlik riski yaratmadan eklemlenmesini sağlayacak bir terör, tetiş ortamı yaratmaya yönelik hareketler bunlar. Diğer şeyleri, politik çıktıları, politik ortama ilişkin çıktıları tabii ki var ve bunlar çok önemli. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin önemsemesi gereken şeyler. Ama sorunun nasıl çözümleneceğine ilişkin konuşurken olayın bu yönlerinde de bir takım çözüm dinamikleri aramamız gerektiğini vurgulamak için olgunun bu unsurunu yaptım. Öne çıkartmayı yeğledim. Evet, aslında hani Erdoğan Hoca da bahsetmişti. Belki oradan devam ederiz. Birincisi zaten bu ırkçılığın genişlemesi mevzusunda. Erdoğan Hoca dedi ki emek sermayesinin düzenlenmesi, emek gücünün... Emek yönetiminin ki bu zaten ekonomik krizin ve işsizliğin sebebini genellikle göçmenlerden, çünkü daha ucuza çalıştırılıyorlar ve bu yüzden işsiz kalıyoruz onlar yüzünden gibi söylemlerin altına yatan aslında biraz belki budur. Bir de politik olarak da bunun çıktısı şöyle bir şey, iktidarda kalabilmesinin gücü ve devletin bekası sorununun işte düşmanlaştırma, ötekileştirme ve diğerini yok sayma politikalarının bir devamı olarak da tarif edebiliriz diye düşünüyorum yani kendi açımdan. Ve son sorum olarak da aslında evet, tam da Erdoğan Hoca'nın söylediği gibi biz ne yapacağız? Hani bunu nasıl gerileteceğiz? Nasıl demokratikleşeceğiz? Ya da biz bu hattın mücadele etmeye çalıştığımız ve diğer bu alandakileri nasıl oradan bu bataklıktan diye yani böyle tırnak içerisinde kullanayım çünkü yani bir yanlış bilinç dediği Marx'ın belki böyle bir şey değildi ama hani bu şekilde de tarif edebiliriz belki de hani yönlendirmelerin ve bilincin tekrar düzenlenmesi de demeyelim doğru olmayabilir ama bu alanı nasıl güçlü tutacağız yani bu ırkçılığın geriletilmesi anlamında son sorum da bu olsun. Evet. Belki Ferda'yı yanlış anlamış olabilirim. Emek yönetimindeki asli unsurun Suriyeli ve Kürtlerin kontrolü gibi anladım. İzleyiciler de öyle anlamış olabilirler. Eğer öyleyse bir itirazi ek yapmak istiyorum. Asıl sorun toplumun çoğunluğunu oluşturan ve
egemen kimlikteki Türk ve Sünni yoksulların kontrol edilmesi. Yani ben rejimin Suriyeli ve göçmen Kürtlerden değil, esas olarak Almanya'nın 1930'lardaki Yahudileri gibi onları deyim uygunsa saldırganların önüne atarak asıl saldırgan ideolojiye sahip olan çoğunluğun sağaltılması, yabancılaştırılması, sınıf hakları için mücadele yerine Kürtle ve Suriyeliyle veya farklı olanla kavgayla onları kontrol altında tutmak. Yani burada asıl hedef egemen kimlikteki artık kendilerine hiçbir şekilde iş güvencesi verilemeyen, kendilerine işsizlik sigortası bile verilemeyen, kendilerine asgari insanca yaşam hakkı verilemeyen çoğunluktaki yoksullar olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türk Sünni çoğunluk kesimi başka türlü artık kontrol etmenin imkanının son 4-5 yılda sonuna gelindi. Önümüzdeki 1-2 yılda da artık onlara verilebilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla habire onların önü Kürt'e ve Suriyeli'ye karşı ve muhalife karşı buyurun istediğinizi yapabilirsiniz. Yeter ki benim çevremde durun, benim seçmenim olun diyen bir pozisyon. Şimdi asıl sorun demiştim. Asıl sorun peki biz ne yapacağız? Çünkü çok ciddi bir sorun karşısındayız. Acaba en bilindik yerden başlayalım. Sınıf kardeşliği ve halkların kardeşliği sloganı üzerinden sorunu çözebilir miyiz? Hepimizin bildiği gibi sınıf kardeşliği üzerinden bir çözüm önermesi aslında teorik olarak en işlevsel gözüküyor. Çünkü hepimiz sömürülüyoruz, emekçiyiz. Bizim Türklüğümüz, Kürtlüğümüz, Suriyeliğimiz vesaire önemli değil. Aslında bu doğru, doğru ama işlevsiz bir önerme. Öyle işlevsiz bir önerme ki ne yazık ki hem Alman işçi sınıfı açısından, hem Fransız işçi sınıfı açısından, hem de zaten milliyetçiliğe çok daha, siyasal İslamcılığa, ırkçılığa zaten çok daha teşne, çok daha bilinç ve örgütlenme eksikliğine sahip Türkiye işçi sınıfı açısından da bu böyle. Nitekim aslında sendikal alandaki sağcı ve siyasal İslamcı güç birikimi de bunu gösteriyor. İşsizlerin tepkilerinin ya eşlerine, kız kardeşlerine, kız çocuklarına yönelik saldırganlıkta da bunu görebiliyoruz. O halde evet biz emeğin kardeşliğini savunmaya devam etmeliyiz ama bunun yetmediği çok açık. Çünkü emek eksenli bir programla ikna edemediğimiz kendisine yabancılaşmış nüfus çok ciddi. Halkların kardeşliği üzerinden de varabildiğimiz yer bugünkü umut kırıcı yer. Çünkü bu toplumun çoğunluğu ne yazık ki beka söylemine Kürt'le kardeş olmaktan, Suriyeli'yle kardeş olmaktan daha fazla önem veriyor. Veya ona savrulma katsayısı çok daha yüksek. Üstelik de ciddi bir kesim var ki, Kürt'le kardeş olmak istemiyor, Suriyeli'yle kardeş olmak istemiyor, kadınla eşitlenmek istemiyor vesaire. Şimdi o halde bizim umut üreten bir çıkış yapmamız lazım. Umut nasıl üretebiliriz? Umut sadece işte sık sık söylemimize haklı olarak yansıdığı gibi Kürtlerin hakları, emeğin haklarıyla sınırlı bir çerçeveden biz yol alamıyoruz, güç biriktiremiyoruz. O halde mutlaka Kürt olmayanın, işçi olmayanı veya işçi olup da aslında emeğin bilincinde olmayanlara seslenecek bir programatik çerçeveye ihtiyacımız var. Mutlaka ne yapıp edip de toplumun çoğunluğunu kendine ait hissettiği Türk kimliğiyle ilişkilenen bir dile ihtiyacımız var. Az önce söyledik, aslında çok eksik bile söyledik. Türk kimliği gerçekten zehirlenmiş bir kimlik. Ama kim tarafından? Egemen sınıflar tarafından. Ama bu bir veri ise bunu sürekli tekrarlayarak Türk emekçi kardeşimizi, Türk küçük burjuvasını, Türk kadınını, Türk emekçisi, esnafını ikna edemeyiz. O halde ne yapıp edip
üreteceğimiz umutta bizim programımızın sadece Kürt sorununu, sadece emek sorunu değil, aslında bütün olarak ülkemizin sorunlarını çözecek biricik program olduğunu, gerek dilimizin, gerek kullandığımız kelime, seçeceğimiz kavramlar, gerekse de kah sokağa, kah basın açıklamasına, kah televizyon tartışmasına, kah yazacağımız bildiri veya kitaba içselleştirerek topluma şu şekilde çıkmamız lazım. Biz bütün bir memleketin haklarını savunan bir programın temsilcisiyiz. Sadece Kürtlerin ve sadece işçilerin değil. Böyle bir program üzerinden umut üretebilme olasılığı ve dönüp Türkiye Kürt'ü, dönüp Sünni'ye veya siyasal İslamcı'ya, Alevi'yi, dönüp erkeğe, kadını, dönüp emekçi olmayana ve emekçi kimliğine yabancılaşmış olana emekçinin sorunlarını anlatabilme şansının, imkanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak mutlaka HDP'nin kuruluş perspektifini yeniden güçlendiren bir atılım yapmak zorundayız. Nedir bu? Türkiye'lik, Türkiye'nin ortak vatanının sorunlarını çözecek biricik programın ve biricik anahtarın bizde olduğu söylemi. Bu söylemi inandırıcı kılabildiğimiz oranda biz ancak Kürt'e Türk'ten kardeş, işçiye işçi olmayandan kardeş, kadına kadın olmayandan kardeş, Alevi'ye Kızılbaş'a Sünni'den kardeş üretebilme ve dolayısıyla iktidarı giderek tutmuş olduğu hegemonya alanını daraltan, kendi hegemonya alanımızı genişleten bir alana sıçrayabiliriz. Burada zannediyorum ittifaklar konusunda da daha esnek, daha kucaklayıcı bir perspektif de aynı zamanda üretmek zorundayız. Nedir o? Aslında stratejik anlamda bize yapmadığı kötülük kalmamış olan kesim ve onların siyasal temsilcilerinin de orta vadede birlikte ama herkesin kendini ifade edebileceği bir zemine, burjuva demokrasisinden söz ediyorum, sıçrayabileceğimiz, tek adam rejimine itiraz eden, tek adam rejiminin ürünü olan mevcut ekonomik krizi en azından hafifletecek ve tersine çevirecek bir ortamda çıkarı olan tüm kesimlerle diyalog kurabilecek, onlarla birlikte, evet kısa olabilir ama yol yürüyebilecek, onlarla ittifak yapabilecek, yani Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi, onlar düşman dese bile eşimizi dostumuzu alıp evlerinin kapısına dikilip o kapıyı çalabilecek bir inisiyatif ve bizi kapıdan çeviremeyecekleri bir etki alanı yaratmak zorundayız. Bunları yaratabileceğimiz bir Türkiye sadece bizim örgütlülük ve etki alanımızın, oy oranımızın, dostluk alanımızın genişlemesi değil, aynı zamanda ve en az bunun kadar, hatta taktik olarak bundan daha önemlisi, iktidarın hegemonya alanını daraltan, onun hareket alanını daraltan, onun dostlarını ve provoke etme imkanlarını daraltan bir inisiyatif, bir denge değişimi yaratmış olacağız. Kuşkusuz şunun farkındayım. Bu dediğim şey buradaki kurduğum cümlelerdeki kadar kolay değil. Türkiye öyle bir yerde ki, Türkiye toplumu öyle bir yabancılaşma zehirlenme haline geldi ki, hiç kuşkusuz bu dediğim, bu söylediğim gibi kolay bir iş değil. Ama en azından bunu önümüze siyasal program olarak koyduğumuzda, ki ben Selahattin Demirtaş'ın bu anlatmaya çalıştığım perspektifin olağanüstü başarılı bir ifadecisi ve zaten tam da bu nedenledir ki içeride tutulmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu yönde yatırım, çaba, dilimizi arındırma, sokakta, kahvede, otobüste konuşurken buradan hareketle cümleler kurmak zorunda olduğumuzu, yani salt realitenin soğukluğu ve realitenin gerçekliğiyle değil, onun ötesinde politik esnekliği, ki bu bir özgüven göstergesi olacaktır, politik esnekliği, kucaklayıcılığı, ittifakları, insanları ters köşeye düşürücü ve dolayısıyla egemenlerin geliştirdiği provokatif ve bizi köşeye sıkıştıran dili tam tersine onları köşeye sıkıştıran bir hale çevirmek zorundayız. Bunu, sözümü şöyle toparlamış olayım, bunu sadece partilerimiz değil,
aynı zamanda tek tek bireyler olarak da akademisyenimiz, işçimiz, kadınımız, tecrübeli tecrübesizimizin tümünün buradan hareketle bir siyasi akıl, sansür, davranış, bilgi biriktirerek bu yönde bir seferberlik yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak, örneğin sadece işte faşizme karşı cephe söylemiyle var olan ve zaten birlikte yol yürüyen, ittifak yapan insanların dışındaki, partilerin dışındakileri bir araya getiremeyiz. Bunu yapmayı başaramazsak var olan desteklerimizi de arttırabilme şansına sahip olamayız. Hani içinde kötü laflar geçiyor ama biz bugüne kadar yaptığımızdan, çünkü 12 Eylül'den sonrasını konuşursak 40 yıl, çözüm sürecinden sonrasını konuşursak 5-6 yıl, 90'lardan sonra konuşursak işte 20 yıl, yani kısa olmayan sürelerden söz ediyorum. Ama aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde etme imkanı bulamayız. Dolayısıyla biz de dönüp, evet çok haklıyız. Ne söylersek öfkemizin bütünü fazla değil, eksik bile, ama ne yazık ki salt doğrular üzerinden gidemeyeceğimiz bir kuşatılmışlık hem bizi, hem Türkiye'yi, hem daha doğmamış veya büyümekte olan gençleri, kadınları ve erkekleri korkunç bir şekilde boğazlamakta ve biz bu durumu değiştirmeliyiz. Yani 1930'larda Komünist Partisi ile Alman Komünist Partisi ile Sosyal Demokrat Parti'nin o felaket duruşlarından ders almalıyız. Yani İspanya İç Savaşı'nda ki oradaki ilerici işte anarşist, cumhuriyetçi, komünist, troçkistlerin yaptıklarından farklı bir şey yapmalıyız. Yani Türkiye'de 12 Eylül öncesi ve sonrasında solun herkesin kendi dükkanını koruduğu bir yerden çıkmak zorundayız. Ve bizim potansiyelimizin sadece Kürtler, işçiler ve Aleviler olmadığını, bizim potansiyelimizin bütün bir memleket, bütün bir mağdur olanlar, bütün işsizler, bütün mağdurlar olduğunu kucaklayan bir yaklaşımı dilimize, programımıza, partimizden bireyimize kadar içselleştirmek zorundayız. Ferda Hocam, siz ne düşünürsünüz? Şimdi politik taktik düzleminden bir tartışmayla şey birbirinden ayrı. Irkçılığa karşı toplumsal mücadele meselesi birbirinden bir takım ayrılıklar çarpıyor. Önce bir şey yapayım, netleştirme yapayım. Ben emek yönetimi teknolojisi derken Kürtleri ve Suriyelileri yönetme ile sınırlı bir teknolojiden söz etmedim. Genel olarak Türkiye'deki işçi sınıfı havuzunu yönetme teknolojisi bu. Yani burada işçi sınıfı içerisindeki ırksal, dini ve cinse ait ögeleri şey yaparak hiyerarşinin karşılıkları, işçi sınıfı içi hiyerarşinin karşılıkları haline getirerek yaratılmış bir durum ve bu durumun yönetimi üzerinde yükselen bir şey kurma, otorite kurma modeli var, hegemonya kurma modeli var. Bu ayrı bir model, bu özel bir model. Ve bu özel modelin inşası bayağı uzun zamana yayılan bir süreç. Dolayısıyla emek yönetimi teknolojisi olarak ırkçılıktan söz ettiğimde aslına bakarsanız küresel çaptaki proleterleştirme sürecinin Türkiye'ye yansımasının bir başka yüzünden bahsediyorum. Yani Ergin Yıldızoğlu'nun sistemin artık yıkıcı bir aşamaya geçtiği, ancak yeninin de kendisini iktidar haline getiremediği durumda ortaya çıkan canavarlar zamanına bağlı çıkmış siyasi figürler olarak neofaşizmin yanında aynı zamanda dünya çapındaki işçileştirme sürecinin yönetimine ilişkin bir özel teknoloji ile karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak için söyledim bunları.
Bu olguyla, yani şu son dönemde yükselen ırkçı hareketler ve toplumda gelişen ırkçı hegemonyaya karşı mücadele bahsi söz konusu edildiğinde, bence bu konuda bir stratejiyle bakmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan taktik pozisyonumuzu anlattı ama stratejik bir pozisyon kurmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ırkçılık ve azınlık düşmanlığı, işte ötekisine düşmanlık, Kürde düşmanlık, Aleviye düşmanlık, kadına düşmanlık gibi olgular sadece günün politik taktiğiyle şey yapılacak, üstesinden gelinemeyecek yapısallıkta, sosyal bakımdan da politik bakımdan da yapısallıkta olgular benim için. Bugün gelişen şeyin, ırkçılıkta gördüğümüz büyük gelişmenin, yükselen ırkçılık dalgasının özel olarak devlet tarafından kollandığı hepimizin gözleri önünde. Yani aslında ötekine karşı şiddet, başkasına karşı şiddet mevcut iktidar tarafından ciddi bir biçimde kullanıyor. Yani memleketin iç güvenlik kurumları tecavüzcüyü koruyor. Ondan sonra işte linççiyi koruyor, katili koruyor, hırsızı koruyor. Yani güvenlik mekanizması değil, neredeyse suç koruma, suçluyu koruma mekanizmasıyla karşı karşıyayız gibi bir şey var. Ortam içerisindeyiz. Bunun bu işin bu ayyuka çıkmış, artık edepsizlik boyutunu kazanmış olan tablosunun arkasında yatan Öge ile biraz ilgilenmek gerektiği düşüncesindeyim. Bu noktada Ergenekon artı Mehmet Ağar artı Doğu Perinçek artı AKP artı MHP koalisyonunun oluşturan özel şartlara bakmak gerekiyor. Bu özel şart ne? 15 Temmuz olayı. 15 Temmuz olayı ne? Türkiye'de devletin çekirdeğini oluşturan kontrgerillanın ortasından ikiye ayrılması ve birbirine karşı savaşa, grupların, hiziplerin birbirlerine karşı savaşa tutuşması olgusu. Türkiye'de ilk defa, Türkiye tarihinde ilk defa kontrgerilla içindeki çatışma devlet içi darbeye, bir saray darbesi, bir devletin tepesinde birbirine karşı darbeler zincirine dönüştü ve bunun sonrasını yaşıyoruz biz. Kontrgerillanın onarılıp devletin merkezine yeniden yerleştirilmesi sürecini yaşıyoruz. Bu sürecin bir türevi olarak karşımızda, bu sürecin eklemleyici halkası olarak karşımıza Kürt düşmanlığının ve diğer öteki düşmanlıklarının bir yandan bir siyasi İslam projesi, öbür taraftan bir ırkçı devlet şeyi, ideolojisi projesinin entegrasyonu şeklinde karşımıza geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada kontrgerillanın iktidarını, kontrgerillanın onarımını esas alan bu koalisyonu hedef haline getirmek, devletin merkezindeki kontrgerillayı söküp çıkarmadıkça bu memlekette demokrasinin olamayacağını vurgulamak mecburiyetindeyiz. Yani stratejik olarak kontrgerillanın devlet iktidarı içerisindeki rolünü ortadan kaldırmayı birinci hedef kabul etmek gerekiyor bence. Bu noktadan baktığımızda taktik olarak kontrgerilla iktidarını sarsacak çeşitli politik bileşimler, çeşitli politik ittifaklar tercih edilebilir mi, edilemez mi konusunu ayrıca tartışmak gerekir. Ancak kontrgerillanın kendisini, devlet iktidarını nasıl elde tuttuğunu, yani şu 2000'li yıllarda çokça konuşulan 2007-2010 filan, o zamanlarda çokça konuşulan vesayet devleti, vesayet sistemi kavramlarıyla konuşulan Türkiye'deki sömürge tipi faşizm meselesini bir kere ön plana almak lazım. Yani Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yaptığı, son dönem yaptığı çağrılardan önceki bir mektubunu söylemek, Selahattin'e karşı Selahattin'i çıkararak şey yapayım, konuşayım. Hatırlarsınız, bizi burada tutan özel bir iradedir ve bu özel irade esasen kendisini devlet iktidarında tutabilmek için bizi burada tutmaya çalışıyor. Bizi burada hukukun tamamen dışında yöntemlerle tutmaya girişiyor ve işte bütün
şeyleri, melanetleri de beraberinde gelen işte Kürt düşmanlığı, işte yabancı düşmanlığı, işte Doğu Akdeniz'deki saldırganlık politikaları, emperyalist şeylere soyunma, siyasetlere soyunma gibi işler. Esasen bu iktidar iktidarı elde tutmaya yönelik bu özel şeyin, kümenin işidir diyerek bir yere işaret ediyordu. Bu yer kontur gerilladır. Bu şu an bizim düzen içi siyasi alternatiflerin birbirleriyle karşı karşıya gelişlerinde gördüğümüz dokunulmazlık alanı bu bir yandan da. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın üzerinde uzlaştığı tek konu kontur gerilla iktidarının sürekliliğini sağlamak konusu gibi görünüyor bana. Bu düzenle anlaşmanın devlet iktidarına alternatif, daha doğrusu siyasi iktidara alternatif olmak için düzenle anlaşmanın vazgeçilmez yolu gibi görünüyor bu. Ha, bu noktada şey bir taktik olarak anlamlı olabilir. Kürtlerin ittifaka dahil edilmesinin kontur gerillanın sınırsız iktidarını daraltmayı kabul etmiş bir siyasi ittifak kompozisyonunu yaratamayacağını tartışmak gerekebilir. Ama dediğim gibi stratejik vizyon olarak baktığımda bugün yükselen ırkçılığın esas olarak kontur gerillanın devlet iktidarındaki pozisyonunu güçlendirmeyi şey yapan, amaçlayan yönünü ön planda tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Küçük bir cümle söyleyeyim, belki ona ekleyeceğim şey olur. Mesela şöyle düşünemez miyiz? Stratejik vizyondan asla vazgeçmeden, stratejik vizyonu en küçük anlamda sulandırmadan ama aynı zamanda stratejik vizyona yürüyebilmek için taktik, işlevsel bir vizyona ihtiyacımız var. Eğer taktik vizyonun gerektirdiği açılımı, perspektifi yapamazsak, stratejik vizyon sadece ulaşılmaz bir şey olarak kalmaya devam edecektir. Çünkü stratejik vizyona gitmek için güç biriktirmek, hegemonya inşa etmek, etki alanı kurmak lazım. Dolayısıyla hani yani doğru kısa söylüyorum. Doğru yani birbirini bütünleyen yani öbür türlü bir şey söylemem zaten mümkün değil benim. Evet. Ben sanki taktik gereksinimden söz ederken stratejik vizyonu ihmal ediyormuş gibi veya bu önermeler değil. Birbirini tamamlayan. Zaten açıkçası senin şeyini son bölümdeki çözüm önerilerine radikal bir biçimde karşı, kategorik olarak onu dışlamak için falan konuşmadım bunları. Zaten konuşurken de söyledim. Yani bunları bu bağlamın içerisine yerleştirmek mümkün müdür, değil midir? Bunları ayrıntılı tartışmamız lazım. Yani çünkü sütten ağzımız yandı yani. Yani barış sürecinden ağzımız yandı ve karşımızda 7 Haziran 1 Kasım sürecinin başbakanı, öbür tarafında 93 sürecinin mimarlarından birisi, öbür tarafında Kürtlüğünü, Aleviliğini ağzına alamayan bir devlet tutkunu, ana muhalefet partisi lideri ve bunların hepsinin ibadet derecesinde şey yaptıkları, bağımlılık gösterdikleri bir koca şey var, gizli devlet gerçeği var. Bu koşullar altında bizim çok iyimser olmadan şu şeyi kullanarak, ama yani dediğin taktik açısından çok özel bir şey var ortada. Kürtleri ve sosyalistleri devre dışı bıraktığınızda Türkiye'de artık egemen sınıfların herhangi bir iktidar değişikliği yapabilmesinin imkanı yok. Yani mahkumlar. Devlet Bahçeli'ye mahkumlar. Yani Türk Tabipler Birliği'ni şey olarak, tıbbi atık olarak gösteren partiye mahkumlar. Kürtleri ve sosyalistleri dışladıklarında herhangi bir akli yönetim, mantıksal bir yönetimin ortaya çıkması mümkün değil. Bugünün hem bölgesel savaş diplomasi koşullarında, hem bu muazzam ekonomik kriz koşullarında böylesine gayri akli bir şeyle, iktidarla
daha ne kadar gidebilecekleri açıkçası benim için de bir muamma, egemen sınıfların ve emperyalist merkezin. Onun için daha toplantı başlamadan önce sana ya ne olacak bu Amerikan seçimleri diye sordum. Var mı bir 5 dakikamız daha yoksa bitirelim mi? Yani var hocam, bitirelim öyle 5 dakika istediniz. Tamam. Ferda, şimdi şey diyeceğim ben, hani sen bitir bu bağlamda. Şimdi çözüm sürecinden evet ders almak, ağzımız yanması falan hak, ama çözüm sürecinden biz güçlenerek büyüdük. Türkiye'de demokrasi güçleri, düşünsene bir %7 barajından %13'leri aşan, %20'lere ulaşan seslenme kapasitesi elde eden bir şeye çıktık. Demek ki aslında zaten çözüm süreci de bu nedenle bitti. Egemenler çözüm sürecinden amaçları başta Kürtler olmak üzere demokrasi güçlerini tümüyle elimine etmekti. Baktılar ki tersi oluyor. O yüzden çözüm sürecini bitirdiler. Yani dolayısıyla çözüm sürecinde dilimiz yanmış gibi davranmak yerine yeni çözüm süreçlerini zorlamak ve üstelik bunu dönüp ya işte Diyarbakır'ın esnafından İstanbul'un esnafına kadar aslında hani hayat canlanacak sizin açınızdan da, sizin de desteklemeniz lazım çözüm sürecini diyen bir kampanya aslında stratejik açıdan da bizim hareket alanımızı, imkanlarımızı arttırmaz mı? Şöyle, ben çözüm sürecinin kendisine karşı olduğum için söylemedim bunu. Çözüm sürecinin sona erdirilmesine karşı direnemeyişimizi eleştiriyorum. Yani esasen buradaki problemimiz şey değil, çözüm sürecinin kendisi değil. Çözüm sürecinin bu kadar kolaylıkla sona erdirilebilmesi ve sonrasındaki sürece de egemen güçlerin bu kadar kolay egemen olabilmeleri ve şu anki çirkin tabloyu oluşturabilecek duruma çok kolay geçmeleri. Ben çözüm süreci bittiğinde Lice'deydim. Lice'de çalışıyordum. Ya şimdi meslek gereği şeyle karşı karşıyayız zaten. Güvenlik güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Geliyorlar işte şeyler getiriyorlar, işte suçlular geliyor, adli muayenelerini yapıyoruz filan. Ve o arada da konuşuyoruz tabii, yani çözüm süreci hakkında da konuşuyoruz. Bölgede olup bitenler hakkında da konuşuyoruz. Açıkçası ben bu kadar kısa yani şey bittiğinde, çözüm süreci bittiğinde o güvenlik personelinin bu kadar kısa sürede böyle yeniden kulak kesme günlerine 6 ay 8 ay gibi bir sürede geri dönebileceğini tahayyül edemiyordum. Yapamazlar ya bu şeyi, kadroyu buraya getiremezler diye düşünüyordum. Öncelikle şeyin içerisinden, devletin içerisinden. Öbür taraftan da şey açısından, hem Türkiye toplumu, Türkiye halkı açısından, hem Kürt halkı açısından çözüm sürecinin sağladığı kazanımların her şeyden evvel insan ölmüyordu. Bu kadar kolay terk edilemeyeceğini düşünüyordum ama oldu. Yani benim sütten yanan ağzım bu. Yani benim sütten yanan ağzım barış sürecinden yanmış değil. Barış sürecinin bu kadar kolay teslim edilmesinden yanmış durumda. O yüzden yani bir şey kurulduğunda, bir düzlem kurulduğunda bu düzlemi kolay terk edilemeyecek hale getirmek de en az o düzlem kadar önemli görünüyor bana. Yani şeyim, kaydım bu. Bunun bu bakımdan dikkatli düşünmekte fayda var. Yani egemen sınıflar ve onların temsilciler arasındaki kilitlenmelerden mutlaka yararlanmak lazım. Mutlaka çatlakların içerisini doldurmak gerekir. Bunlardan uzun vadede de faydalanırız. Evet, doğru. Yani bu ülke bir çözüm süreci yaşadı ve müzakerenin insan öldürmediği görüldü. İnsanların ölümünü, kanın durmasını sağladığı görüldü. Bu çok büyük bir kazanç. O gelişmesini tabii ki bir anlamda buna da bağlayabiliriz ama sonuçta bir başka demografik gelişmede, yani genç seçmenin, yeni genç seçmenin siyasi tercihlerinin Türkiye'deki kutuplaşmaya göre şekillenmesinin de bunda ciddi rolünün olduğunu şey yapmamız lazım, görmemiz lazım. Ama netice olarak bu yaşandı ve Türkiye toplumunun hafızasına kaydedildi. Pozitif bir şey olarak bence demokrasi güçleri açısından kaydedildi ve bir mevzide oluşturdu. Buna itirazım yok.
Benim itirazım şu anki derin umutsuzluğa sebep olan bu kadar kolay şeye teslim olma, egemen sınıf manevralarına teslim olma olgusu. O nedenle taktik bir açılım gerekiyor zaten. Evet, evet. Ya belki de bir başka programla yine beraber şeyi tartışabiliriz. Tam da bu süreci, yani 7 Haziran'dan sonraki sürecin Ferda Hocam dediği gibi niye çabuk teslim ettik kısmı tam da belki başka bir konunun da şeyine giriş yapmış olduk. Yani 1,5 saati geçtik. Çok güzel bir programdı. Çok keyif alarak dinledim sizleri açıkçası. Araya da girmemek için çok özen gösterdim. Eklemek istediğiniz varsa lütfen hani alabiliriz. Yeter, yorduk. Ama başka bir programda ihtiyacımız var gibi görünüyor başka bir konu için. Çok teşekkür ederim konumuz olduğunuz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Meclislerin sözünde bu haftaki konuklarımız yazar Ferda Koç ve tarihçi yazar Erdoğan Aydın ile derinleşen sistem krizine ırkçılığı konuştuk birlikte. Çok keyifli bir sohbetti. Çok uzun uzadıya konuştuk aslında. Hiç de öyle yarım saatte sıkıştırmadık. Detaylı da konuştuk. Hatta başka bir konumuzun başına bile çıkardık da diyebiliriz. Bizden bu kadar diyelim. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. İyi akşamlar.